Evet, kısa aramızın sonuna geldik ve sevgili Cemal Nur hocamla sohbetimize kaldığımız yerden çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Estağfurullah. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Hadislerde, ayetlerde kadın erkek eşitliğine dikkat çekilen, vurgu yapılan noktalar var mı acaba? Çünkü özellikle belli bir kesim tarafından, ki çok eğitimli olmadığını düşündüğüm kesim bu belki de, kadının erkekle eşit olmadığı yönünde bir görüş var maalesef. İşte belki hani ham maliye yönünden eşit değiliz. Bazı Evet. konularda tam eşit değiliz. Ama mutlaka ve mutlaka, hatta bazı konularda kadın çok daha üstün bir makama konmuştur. Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre. Mesela beylerin çok takıldığı dört hanım alma Evet. ayetine geçersek, onun hemen altında, hemen altında Allah buyuruyor ki, evet bu hakkı tanıyorum ama hiçbiriniz hepsine eşit muamele edecek seviyede olmadığınız için tek kadın almanın daha hayırlı olduğunu size söylemek zorundayım. Yani Evet. Allah ayetleri devamlarıyla güçlendirmiş ve hakikatini anlatmıştır. Evet. Dolayısıyla insanların kendi işlerine gelen ayetleri kullanıp öbürlerini reddetmeleri biraz yapımızla alakalı. Evet. Demin de bahsettiğim gibi kendimiz nasıl seviyorsak, nasıl olmasını istiyorsak ayeti ona göre yorumluyoruz. Halbuki bir ayette ben sizi bir nefisten yarattım Evet. ve birbirinize muhabbet duyacak şekilde ikiye ayırdım diyor. Peygamber işte öbür yarısıdır derken böyle buyuruyor. Biraz mutasavvıflar Evet. daha da ileri gitmişler. Nasıl? Hazreti Mevlana diyor ki, kadın adeta mahluk değil haliktir. Allah'ın en ince seviyeden tecellisidir. Bir sanat şaheseridir. Ancak kamil olan erkek Evet. o kadında Allah'ın güzelliğini görür ve ona göre eşine muamele eder. Hayvan vasıflı erkekse o güzelliği göremez. Onun için ona göre eşine muamele eder. Hocam Kenan Rıfai Hazretleri de hüsnü mutlak değil midir Allah? Mutlak güzellik değil midir Allah? Niçin temaşayı hüsün olsun günah? Onu görmek niye günah olsun? Her hüsün, her güzellik bir delili kudrettir. Allah'ın kudretine bir delildir. Onun temaşası aynen ibadettir diyor. Evet. Yani kadına, Allah'ın güzelliğine bir delil gözüyle bakan, ona bakınca ibadet etmiş olur diyor hocam. Ne kadar güzel. Yani Maşallah. mutasavvıflar üst seviyede kadına değer vermişler. İbn Arabi Hazretleri'nin mürşidi kadın. Evet. Ve onu anlatırken şöyle diyor. 80 yaşındaydı fakat 16 yaşında gibiydi. Ve Elham Suresi onun hizmetindeydi diyor. Böyle bir mürşitten bahsediyor. Ve kendi el verdiği kişilerin çoğu kadın. Ve İbn Arabi Hazretleri'nin mübarek, Allah orayı da düzeltsin, Şam'daki mezarına giderseniz etrafında çoğunun kadın olduğunu görüyorsunuz. Düşünün, bütün dünyaya ilmiyle en yüksek damgayı bulmuş bir sultan, kadın erkek ayırmadan terbiye etmiş ve erlerin çoğu, er kişilerin çoğu da kadındır diye, Evet. kırkların çoğu kadındır diye belirtmiştir. Çok güzel anlattınız hocam. Evet. Şimdi siz eğitime gönül vermiş bir insansınız. Dünyanın birçok ülkesine de gidiyorsunuz eğitimlerle ilgili vesaire. Ama maalesef bazı ailelerde şöyle bir algı oluşmuş. Hani çocuk, eğer özellikle kız çocukları eğitim hayatında çok ileri noktalara giderse işte bunun çok doğru olmayacağı yönünde. Şimdi eğitimden mahrum kalan kız çocuğu da ileride ya babasının ya kocasının eline mahkum kalıyor maalesef. Ve bu konuda da eğer değer bilmeyen bir insanın eline düşerse maalesef zarar görüyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir Böyle acaba? bir düşünceye sahip insanın Kur'an'la hiçbir alakası yoktur. Çünkü ayet, bakın ilk Kur'an-ı Kerim, ilk gelen ayet ne diyor? Evet. Oku. Evet. Oku emri herkese gelmiştir. Herkese inmiştir. Yani düşünün, ilk kelimesi oku diye başlayan bir kitabın öğrencileri olmak lütfuna erişmişiz. Bu eğitim herkese mecbur kılınmıştır. Kız erkek ayırımsız. Bilakis bence kız çocuğunu okutmak erkek çocuğunu okutmaktan çok daha hayırlıdır. Çünkü kız çocuk kendi çocuklarını da yetiştirecek. Eğitimsiz bir anne evladına ne verebilir ki? Evet. Ayrıca ekonomik özgürlüğünü kazanacak kadar bir eğitim görmek zorundadır anne. Bu yüzden
Bu işte yani manevi eğitimi bilenler kızı okutmayı tercih ederler. Küçücükken onu evlendirmek yerine ona isteyip istemediğini sorarak, onun iznini alarak evlendirme yolunda. Kur'an bunları bize açıklamış ve öğretmiştir. Peygamber hadisleriyle bunları uygulamıştır. Kendi kızında da bunu uygulamıştır. Dolayısıyla tek eşliliği de met etmiştir. Mesela Hazreti Ali'ye izin vermemiştir Hazreti Fatma ile evliyken başkasına evlenmeye. Evet. Bu doğru bir şey değil, ayete uymuyor demiştir. Dolayısıyla peygamberin kendi uygulamalarında Allah'ın emrine uyduğu fakat çevresindekilerde tek eşliliğe doğru yönlendirdiğini çok iyi biliyoruz. O çok iki veya üç evlendirdiği kişiler de o devirde mecburen İslam'ın gelişmesi lazım. Erkekler savaşta ölüyor. Evet. O zaman da mecburen evlendiriyor ki gelişsin, doğurma olsun ve Müslümanlar çoğalsın diye. Evet, aslında bulunduğumuz noktadan o dönemin şartlarını, koşullarını eleştirmek pek de sağlıklı değil, değil mi? Hiç değil. Hiç değil. Söylediklerine bakacağız. Evet. Yaptıklarına bakacağız peygamberin. Evet. Onlarla İslam'ı ilerleteceğiz. Ve bazı ayetlerin yorumlaması da çok önemlidir. Onları devrin kaide ve kurallarına göre mutlaka yorumlayan kamil insanların yoluna uymak lazım. Evet. Onlar nasıl uygulamış onlara bakmak lazım. Evet. Doğru bu insanları bakımda örneklemek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Şimdi hocam ekranlarda hep görüyoruz. Kadın, demin de sizin söylediğiniz gibi, vücut yapısı sebebiyle çok estetik bir fiziğe sahip. Bu yüzden de çoğu zaman reklam aracı olarak kullanılıyor. Ve yaratılışındaki estetiğin sömürüldüğünü görüyoruz. Şimdi İslam'ın kadına verdiği değere göre bu tip maşa olarak kullanılması kadının değerinden götürüyor mu dersiniz? Tabii ki. Şimdi İslam'da ve bütün tasavvuf kitaplarında kadın dişilikle erkek akılla anlatılmıştır. İkisi de tekamül etmemiş halde makbul değildir. Çünkü dişilik, Allah korusun sizin de buyurduğunuz gibi, dişiliğini ön plana çıkararak yani idrak, iman ve hakikatinden mahrum hanımların daha dişilikle henüz, yani başlangıç devresi, evet, nefsin tekamül etmemiş devresini anlattıklarını biliyoruz. Aklın tekamül etmemiş haline de Ebu Cehil diyoruz. Ebu Cehil peygamberin en büyük düşmanıydı ve kendisinin ilk adı hikmetlerin babasıydı. Öyle bir akla sahip. Fakat peygamberle beraber olduğu devrede peygamberi reddederek kıskançlık ve felaketle ona düşman olmuş ve zarar verici bir hal almıştır. Evet. İslam'a da zarar vermiştir. O halde ikisinin de tekamül etmesi lazım birlikte. Yani kadın ve erkeğin beraber tekamül etmeleri lazım. Vücut içinde tekamül eden bilen tek organ nefistir. Evet. Yani dişilik. Dişilikten kadınla, yani demin bahsettiğim annelik makamına ulaşmak için tabii erkek de burada rol oynuyor. Tabii. Erkek de kadın da rol oynuyor. Mevlana diyor ki iki tane süngeri alıp birbirini yontuyorsun karı koca. Evet. Doğru. Hangisi önce yontulursa o diğerine örnek oluyor. Bu yüzden mutlaka dişilikten kadınlığa geçirecek özellikleri kadına kazandırmak lazım. Bu çok önemli çok güzel bir nokta. Onun için ne erkeğin kendi vücuduyla ne kadının sadece vücuduyla kendini ön plana çıkarması değil, ilmiyle, şahsiyetiyle, bilgisiyle onlar geçmez. Ve onların verdiği güzellik, 50 estetik ameliyatı olsanız onunla sağlanamaz. Çok güzel söylediniz, evet, hocam. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela ben buna çok şahit oluyorum. Eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de çok şahit oluyorlardır. Şimdi erkeklerde biraz, Türkiye'deki erkeklerde bir ego var. Ve yetişkinliğe geçtikleri zaman İslami ölçülerde kendileri adına çok fazla yapılması gereken şeyleri yapmazken bunları eşlerinden bekliyorlar ama. Evet. Mesela kendi namaz kılmıyor ama eşinden namaz kılmasını bekliyor gibi. Evet. Bu durumu doğru bir yaklaşım olarak buluyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiçbir kimse hiçbir kimseye zorla ibadet ettirmemeli. Evet. Çünkü ibadet bence aşka yolculuktur. Hı hı. Bu mecbur edilerek, nefret edilerek Allah'a yanaşılmaz. Sevgisiyle Allah'a yanaşılır. Birbirine emretmek birbiriyledir. Bu bakış açısından hiçbir kula
ibadet emri vermesi doğru değildir. Ancak ibadeti sevdirmek için çeşitli yöntemler kullanabilir insan. Evet. Hatta çocuklarımızda bile mesela bir çizgi film seyreden bir çocuğu o sırada televizyonda ezan okunuyor diye televizyonu kapatırsanız o çocuk ezandan nefret eder. Ama ne yapabiliriz? Anne evladın ona olan sevgisini bildiği için o çizgi film seyrederken ezan okununca muazzam büyük bir sevgiyle her şeyi durdurup kendi Allah'a yanaşışını çocuğuna gösterirse evet. çocuk zamanla o zevki kazanacaktır. O zevki idrak edecektir. Yani bana hep soruyorlar çocuklarımızı ahlaklı nasıl yetiştirebiliriz? Kendimizi yetiştirmekle diyorum. Kendimizi ahlaka aşılamak. Yani aslında çocukları kısıtlamaktan ziyade onlara güzel örnek olmaktan evet. bahsediyorsunuz çok değil doğru mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani anne namaz kılıyorsa ve o namazı çok zevkli kılıyorsa çocuk da bir süre sonra hepsi kız çocuk başını örtüp annenin yanında duruyor. Evet. Anlamasa bile. Evet. İşte o zevki aşılamak. Sonra mesela Blue çağına geliyor her şey isyan devirleri yaşıyor. Hiç aldırmayın. Evet. Red devirleri yaşanıyor. La devridir o. La ilahe evet, la, evet. La, la devridir. Onları hiç aldırmayın. Ben oğlumdan biliyorum. Evet. Benim her şeyimi tenkit ederdi. Allah razı olsun. Fakat sonra çok şükür bir gün bir arkadaşıyla telefonla konuşurken duydum. Ben ne ona söylüyorsam aynılarını ona öğretiyordum. Kıyamam, demek ki güzel. Onları benimsiyorlar. Ama evet. bizi reddetmekten de zevk duyuyorlar. Bu devreleri atlatacağız. Evet. Hoşgörüyle. Sevgiyle, zaten herkese karşı hoşgörüyle evet. atlatacağız. Kendi aşkımızı başkasına aşılayacağız. Bu kadar. İnşallah nasip basit olur bunlar da bize. Evet. Peki hocam bazen hoca olarak etrafımızda gördüğümüz, hani ne kadar hak ettiğini bu tanımı bilemem ama kişilerden şunları duyuyoruz. İşte eşlerinizi dövünüz, terbiye olmuyorlarsa şu şekilde davranınız vesaire gibi. Siz bunlara nasıl bakıyorsunuz? Ayeti anlamadığımız için evet. kelimelere takılıp kalıyoruz. Hı hı. Orada yani ayetin manasında yani iç manalarında sizi bir kadın aldatıyorsa, kadın o kadar korunmuş ki ayetler. Karınız, eşiniz aldatıyorsa önce hafifçe azarlayın diyor. Yani evet. yapmaması gerektiğini anlatın. Ondan sonra kendinizden daha biz zaten aldatıldığımızı öğrendiğimiz an öldürüyoruz kadınları. Evet. Ama bakın Allah öyle emretmiyor. Biraz daha devam ediyorsa, yanlış yapıyorsa biraz kendinizden uzaklaştırın. Devam ediyorsa azarlayın. Oradaki kelime tam dövmek anlamına gelmiyor. Yani şiddetle azarlayarak muamele edin. Aslında iş yüzüne bakarsanız orada bahsedilen kadın değil, nefistir. Nefsinizde bir edepsizlik gördüğünüz zaman önce onu uyarın. Sonra uzaklaştırın, yani onu iyice azarlayın. Hı hı. En sonunda da nefsinizi mahrum bırakın ki nefis tekamül etsin. Evet. Yani kelimelerin iç manalarına girdiğiniz zaman önce bu işin kendimiz için olduğunu, bir başkası için değil, onu anlıyoruz. Evet. Tabii erkeğin karısını dövmesi değil, valilik kelimesi var. Karısını koruması, muhafaza etmesi. Ama karısının veya kocanın İslam'ın şartlarına aykırı davranışlarında da onları uzaklaştırma hakkına sahip olması gerekir. Evet. Evet. Hocam bir de kadının kocasına itiraz etmesi ne kadar doğru? Yani kendi istemediği bir şeyi sırf eşi istiyor diye yapmak zorunda mıdır? Ya da bu ince çizgiyi nasıl belirleriz? Kimse kimseye hiçbir isteğini yapmak zorunda değildir ama evet. ben itiraz kelimesini şöyle anlıyorum. Yani ben hayatımda kimseye itiraz etmem. Ancak hakkımı korumak da zorundayım. Çünkü İslam hakkını korumayı mecbur eder. Evet. Güzellikle ona anlatmaya çalışırım. Yani derim ki benim de burada bir hakkım var canım. Bak Kur'an'a göre de böyle. Biraz Kur'an'ı bilmek lazım tabii. Evet. Devam ediyorsa biraz uzaklaşırım. O hakka sahip. Evet. Biraz uzaklaşırım. İtiraz etmek değil, güzellikle anlatmak. Güzellikle anlatamıyorsanız biraz mesafe koymak. Mesafeyle anlatamıyorsanız
O zaman yapacak bir şey yok. Ben bununla evlenmişim, bu benim tekamülüm içindir. İnşallah bunu bana göster Allah'ım diye dua edip, itiraz değil de ama kızmak da değil de, güzellikle kendi halini ona göstermek lazım. Evet. Ben böyle bir beraberliğe inanıyorum. Ama kavga, dövüş, vurmak, kırmak, çirkin şekillerde itiraz etmek düşmanlıktan başka hiçbir şey yaratmaz. Maalesef. Onun değil için mi? Güzel bakış, güzel görüş, evet, güzel inşallah. İtiraz. Şimdi hocam bir de çok gündemi meşgul eden bir soru var. İşte kadın erkek doktora muayene olmalı mı? Bu günah mıdır yoksa İslami açıdan uygun mudur? Hayatım, Allah doktoru yarattığına göre evet. Cinsiyetsiz kabul ederiz biz doktoru. Evet. Ama ben rahatsız oluyorsam, ben hep şunu savunuyorum, kıyafette de böyle. Ben neremi kapatmak istiyorsam kapatayım, yeter ki evet. rahatsız olmayayım. Eğer erkek doktordan ben rahatsız oluyorsam, ben, kocam rahatsız olmaktan çok ben rahatsız oluyorsam, kadına gitmeyi tercih ederim. Maşallah kadın doktorlarımız da çok üst seviyelerde. Evet. Ama rahatsız olmuyorsam, o doktoru erkek olarak görmememiz lazım. Bence doktorlar da erkeklik kalıbından çıkmışlardır evet. diye düşünüyorum. Bunu bana başka şekillerde de soruyorlar. Mesela kadından manevi öğretmen olur mu, mürşit olur mu diye de soruyorlar. Ben de cevaben ne kadından ne erkekten manevi öğretmen olmaz. Ancak cinsiyetini yitirmiş, yani kadın kadınlığını, erkek erkekliğini muhafaza edecek ama bunlara takılıp kalmamış, kadını kadın görmeyen, erkeği erkek görmeyen, onları evladım gibi gören kişilere yaklaşın. Onlar size bir şey öğretebilir. Doktor da evladım gibi, hastam gibi, nasıl faydalı olayım gibi görüyorsa ona yanaşın. Mesela bir arkadaşımız var, benim kız kardeşim de doktor, babam da doktor. Ne güzel. Bir arkadaşımız da cerrah. Evet. Benim yeğenimi ameliyat etti. Bana şöyle anlatıyor. Bağırsak ameliyatı geçirdi kız. Pislikleri böyle iki elimle temizledim. Bunu bir zevkle anlatıyor ki adam orada pisliği görmüyor. Hastamı kurtaracak her şeyi güzellik olarak addetmiş. İşte bu seviyeye gelmiş doktorun cinsiyeti olmaz. Olmaz. Anlatabiliyorum. Evet, çok güzel anlattınız hocam. Daha elimde size sormak istediğim çok güzel sorular vardı ama süremizin sonuna gelmişiz maalesef. Başka bir gün inşallah tekrar konuğum olarak i̇nşallah, görmek isterim kızım. Sizi. Gerçekten onore oldum programa çok katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Bana lütuf. Teşekkür ayağınıza ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, çok böyle ince sorulara değinmeye çalıştım. Önümüzdeki günlerde umarım Cemal Nur hocam kabul eder. Tekrar programımıza konuk ederiz. Hafta sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta çok güzel konu ve konuklarla yine bizim saatte beraber olacağız. Woman TV'den ayrılmayın.